atak devam etti. Perovic. İçeride top bekleyen Aite. Perovic. Perovic orta. Aite'den önce savunma. Numan. Tekrar Perovic. Kafa vuruşu, top filelerde gol. Emre'den geliyor gol. 16. dakikada Emre'nin attığı golle Albimo Alanyaspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İşte pozisyon. Perovic hareketli. Ortası Numan çeviriyor. Dönen topu yine Perovic kontrol ediyor. Orta, kale sahasının ön tarafı çok boş kalıyor Emre. Ve kafa vuruşuyla çok rahat pozisyonda topu filelere işte böyle gönderiyor. Özellikle kaleci Ahmet Şahin'in de gelen bu topta hareket halinde olması Emre'nin çerçeveyi bulmasını çok daha kolaylaştırıyor sevgili seyirciler. Erdal Kılıç Hasan oyuna girecek. Muhammed Bayır. Muhammed'den orada. Yerden gelen top. Mehmet Yıldız aldı önüne. Vuruşu. Top son anda finalere gidiyor. Golü Muhammed Bayır. Mı diye bakıyorum yoksa Serdar mı? Son vuruşu kim yaptı? Serdar olması lazım. Dakika 62 sevgili seyirciler. Durum 1-1 Osmanlı'da. Tisdel oyundan alınıyor. İşte pozisyon. Evet, Serdar dokunuyor. Serdar Deliktaş ligdeki 9. golünü kaydediyor. Bekletmeden ileriye doğru gönderiyor. Sinan'a doğru. Sinan hareketli. Sinan ceza alanında. Sinan ceza alanına gelebilecek mi? Olmadı. Pası sağ kanada doğru. Hayır. Düşünmedi orayı. Soldan bindirme yapana doğru. Emre son çizgi. Orta. Kafa vuruşu bu. Hayır. Aite ve gol. Aite'nin attığı gol. Albimo Alanyaspor tekrar öne geliyor. Dakika 88. Gol Aite. Ligdeki 13. golü Aite'nin, Osmanlı Spor'un öne geçmeyi düşündüğü anlarda Albimo Alanyaspor Osmanlı Spor'u yıkan golü atıyor. İşte ekranlarınıza gelen bu pozisyonun sonrasında. Sinan ısrarla en efektif adamı aradı. Yerden bıraktı Emre'ye doğru. Emre son çizgi, uzaklaştırdığı kale alanının uzak köşesine doğru ve Aite'nin vuruşu. Pozisyon tekrar tekrar değişik açılardan ekranlarınızda. Maç başından bu yana kendini fazla göstermeyen Aite 88'de sahneye bir çıkıyor, bir çıkıyor.